Geldik deneme 17'ye. Şöhretler karmasını çözmeye devam ediyoruz. Ben kalemi aldım hazırım. Sen de tahmin ediyorum ki soru çözüm not defterin elindedir ve hala not almaya devam ediyorsundur. Önemli sorular söylüyorum sana. Onları not almayı unutma. Sen de hazır olduğuna göre o zaman ne diyoruz? Yılsı hocayı bir defa öğren. Bir daha asla unutma. Gelin şu denemenin canını okuyalım. Evet renklendirme yöntemiyle çizilen haritalarda her bir renk belirli bir yükselti aralığını temsil eder. Örneğin 0-500 metre aral aralığındaki alanlar yeşil renkle gösterilirken daha fazla da yükseltiye sahip olan alanlar sarı ve kahverengi tonlar ile gösterilir. Tamam. Buna göre artan ormanlık hangisini hangisinin yeşil renkle gösterilmesi beklenir? Gençler biz bunu nasıl kodluyorduk? Hemen hatırlayalım. Önemli bir bilgi çünkü. Yastık yazıyorduk. Tamam. Burası yeşil, sarı, turuncu, kahverengi. Bunlara nasıl yükseltilerini veriyordu? 0 500 arası yeşil. Bak 500 500 arttırıyorum. 500 1000 arası. 1000 1500 arası turuncu, 1500'ün üstüne de kahverengi diyoruz. Bunu böyle kendin böyle rahatlı yazabilirsin aynı benim. Ben ezberden yazmadım. Yastık yazdım. Yeşil, sarı, turuncu. 500, 500 arttırdım. Şimdi bize diyor ki yeşil olanları söyle. Yeşil olanlar ne demek? 0, 500 arasında olacak. Hangisi 0, 500 arasında? Bakın şu ergenenin bulunduğu burası. Ergene havzası deniz seviyesine çok yakındır gençler. Orası düz çünkü. Düz olduğu için değil de tabii. Düz hem düz hem de deniz seviyesine yakın. Çünkü İç Anadolu kısmı hem düz hem de yüksek. Orası mesela sarıyla gösteriliyor. Yeşil değil. Ama bir numara deniz seviyesine yakındır. Yüksek değildir. Başka? 3 numaraya bakın. 3 numaranın olduğu yer Çukurova. Çukurova da. Eçova evet, orası deniz seviyesine yakın yüksek bir yerdi. 1 ve 3 cevap Bursa. 4 numara artık yükseltisi artıyor. 5 numaranın olduğu yer sanki deniz kenarındaymış gibi görünüyor ama öyle değil. Hemen dağlar başlıyor orada. Bir tık daha şöyle bir tık daha geri koyulsaydı belki çünkü tam denize sıfırmış gibi görünüyor. O doğru değil. 2 numara da kara içine girmiş artık iyice. O da yüksek. Cevabımız Bursa. Geçelim diğer soruya. Aşağı katta da Sahel bölgesi turuncu renkte gösterilmiştir. Yani Sahel savan demek istiyor. Bize. Sahil bölgesi ile aşağıdaki bölgelerden hangisinin sınırlarının daha fazla benzerlik göstermesi beklenir? Burası ne? Savan bölgesi. Tamam mı? Yağmur ormanları mı var savanlarda? Hayır. Yoğun nüfuslu alanlar mı? Hayır. Kurak bölgeler buralar. Çölle ekvatorun arasındaki geçiş. karsik alanlar hayır. Kurak alanlardır. Dağlık alanlarda değil, kurak alanlar. Cevabımız D. Geçelim diğer soruya. Aşık haritada bazı alanı numaralarak göstermiştir. Bu alanlarda potansiyeli yüksek olan doğal afetle ilgili aşırı hangisi yanlıştır? Bir numaralı alan orman ya yangını riskinin fazla olduğu alandır. Bakın bir numaranın olduğu yer Muğla. Burası zaten Akdeniz iklimi. Orman yangınlarında asıl gördüğümüz yerler. O zaman bu doğru. 2 numaralı alan sel ve taşkınlar olaylara her yıl can ve mal kayıplarına neden olmaktadır. Gençler burası İç Anadolu kısmı, Konya çevresi. Burada ne sel ve Kurak burası. O zaman burada sel ve taşkınlar değil. Cevabınız Bursa. Devam edelim. 3 numaralı alanda deprem riski çok yüksektir. Evet buralardan deprem çizgisini çiziyoruz gençler. Şuradan Hatay'dan geliyor. Burayı da yakın orası. Ege tarafına da kırıkları atıyoruz. Doğru. Bunu da eledik. 4 numaralı alanda aşırı kar yağışına bağlı olarak çığ olaylarına rastlanır. Çığ dediğimizde aklımıza şöyle bir ters V çizeceksiniz. Bak Doğu Anadolu kısmına şöyle bir ters V çizeceksiniz. Burası çığların fazla olduğu yer. Bunu da eledik. 5 numaralı alanda eğim ve yağış fazla olduğundan heyelan olayları sık görülür. 5 numaralı alana bakın. Karadeniz yağış fazla, eğim fazla, suyu çekiyor çekiyor. Heyelan faaliyeti fazla. Bunu da eledik. Cevap Bursa. Geçelim diğer soruya. Aşağı haritada bazı alanlar numarandırılarak gösterilmiştir. Bu alanlardaki bitki ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Çok güzel bir soru. Böyle bir bitki sorusu sorulsa dünya üzerinde, dünya ertesi üzerinde çok güzel olurdu ya. Gerçekten ben hani beklediğim bir soru artık olması lazım. Bir de yosun, liken gibi otlardan oluşan tundra bitkileri yaygındır. Bakın kutbun tam bittiği yer tundra. Kundralarımız batıyordu hani. Ben de gençler karavanı aldım. Karavanı off-road giydirme yaptırdım şimdi. Karavanın ismini de koyduk. Karavanın ismini tundra koyduk hatta. Tundra çamura batıyordu ya. Hani ayakkabı ayakkabılarımız çamura batıyordu. Bizim offroad aracımız da çamura batacak sürekli. ofrutt aracı olduğu için çamurda gidecek. Tundra, çamur, bataklıklı yer aklınız oradan gelsin. Bir numarayı eledik. İki de yıl boyu yeşil kalan geniş yapraklaşlarda oluşan yağmur ormanları vardır. Ekvator çizgimi çizdim bakın. Şurada Afrika'nın şu girintisinden çiziyoruz gençler. E burası yağmur ormanlarının olduğu yer doğru. İki eledik. Üçte maki ve kızılçam. Akdeniz kızılçam maki çalı kış cephe. Afrika'nın en kuzeyinden bu tarafa çizgi çiziyorduk buraya. Afrika'nın en kuzeyinden en güneyine nokta atıyorduk bakın. Bakın buralara buralar Akdeniz iklimi. Akdeniz iklimi mi? Evet bu da doğru. Dörtte yazın yeşeren uzun boylu otlardan oluşan savanlar. Bakalım şöyle ekvatoru bir çizdik. Savan neydi? Samandı. Sarandı. Ekvatoru saran olacak. Ekvatorun üstünde ve altında olması lazım. Burası ılıman okyanusal iklimin olduğu yer. Savan değil. Demek ki 4 numaranın olduğu yer pardon şurası savan değil çöl. 4'ün olduğu yer çöl. 5'te kışın yaprakları döken ağaçlardan oluşan kışın yaprağını döken ağaç ılıman zaman okyanusal iklim demek diyor. Evet. Bu da cevabım. D. Geçelim diğer soruya. Aşağıdaki göç türlerinden hangisinin yapılış nedeninin diğerlerinden farklı olduğu söylenebilir. Yapılış nedeni. 1960'lı yıllarda Türkiye başta olmak üzere birçok ülke vatandaşlarının Avrupa'ya göç etmesi. Bu nasıl bir göç? İşçi göçü değil mi? Aynı zamanda nasıl? Gönüllü. Bakalım diğerlerine. Suriyeli ve Iraklı vatandaşların yoğun bir şekilde Türkiye'ye göç etmesi. Mülteci göçleri. Rusya ve Afganistan arasındaki savaş döneminde çok sayıda Afganların Türkiye'ye göç etmesi. Mülteci göçleri, Yugoslavya'nın parçalanmasıyla çok sayıda insana farklı ülkelere geçmesi, mülteci göçleri, Naziler döneminde Almanya'dan çok sayıda Yahudi'nin göç etmesi yine mülteci göçleri. Ama buradaki işçi göçleri. Cevabımıza bu denemeyi de bitirdik. Bir sonraki denemede görüşmek